Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd din ba'de en kana sira ve ala alihi ve ashabihi'l mukaddimin alel hayr ve lev asira. İlemu en afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hadi hadi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuha ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin fi'n-nar. Ve bi senedi muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ahfuş şevârib ve âful liha ve la teşebbehu bil yehud. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-ashab etballar rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften, bu cami-i şerifi yapan, bugüne kadar gelmesinde, yaşamasında emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahazallahu azze ve celle minnil misak kema ahaze minen nebiyyine misakahum. Allah aziz ve celil olan Allah benden evvelkilerden aldığı gibi ahit aldı, taahhüt aldı, yemin ettirdi bana. Öbür peygamberlere de, benden evvel gelen peygamberlere de yemin ettirmişti, taahhüt almıştı. Ve beşşere bi İsa ibn Meryem. Beni Meryem oğlu İsa müjdeledi. Müjdeledi. Buyuruyor. Hadis uzun. Şimdi burasını açıklayalım evvela. Misak, yemin, ahit, taahhüt almak demek. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve iz ahadallah misakallezine utul kitab. Ehli kitaptan da Allah misak almıştı, taahhüt almıştı. Letübeyyününnehu linnâsi. Bu İncil'de, Tevrat'ta, Kur'an-ı Kerim'den önce görülen kitaplardaki bilgileri, açıklamaları, saklamamaları konusunda söz almıştım, ahit almıştım. Peygamberlerine taahhüt aldım. Onlar da ümmetlerine bunları söylediler. Böyle söz vermişlerdi. Ve la tektumunehu, gizlemeyin diye. Ama fenebedûhu verâ zuhurihim. Onlar bu taahhütlerini çiğnediler, arkaya attılar. Evet, her zaman anlatıyoruz. Her zaman anlatıyoruz. Hadisin alt tarafıyla ilgi. Onu okuyayım. Öyle bilgi vereyim. Meryem oğlu İsa beni müjdeledi. Çünkü söz verdi. Her peygamber, Adem Aleyhisselam da söz verdi. Biz ahir zamanda gelecek olan Ahmet-i Muhtar'ın, Muhammed Mustafa'nın gelmesini müjdelemek üzere, ona yetişirsek ona inanmak üzere, ona yardım etmek üzere geldik, haber veriyoruz diye milletlerine, kavimlerine her peygamber söylediler. İsa Aleyhisselam da söyledi. Musa Aleyhisselam da söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Meryem oğlu İsa beni müjdeledi şeyini Saf suresinde, Saf suresinde var. Saf suresinde bak, inni Rasulullah ileyküm musaddıkan lima beyni yedeyye mine tevrati ve mübeşşiran bir rasulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Benden sonra adı Ahmet olan bir peygamber gelecek, bunu müjdeliyorum.
ben size Allah'ın Resulüyüm diye söyledi. Kur'an'da da var. Peygamberin bu sözünü Kur'an'da da var. Evet, ve iz akazallahu misakan nebiyyine, bütün peygamberlerden taahhüt aldı. Âl-i İmran 81. ayet. Lemme âteytüküm min kitabin ve hikme, kendilerine kitap hikmet verdiğinde, sümme câekum rasulun musaddikun, size ilime maakum, sizin yanınızdaki kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde, ahit nedir? Ahdin içeriği, le tu'minunne bihi, ona mutlaka inanacaksınız, mutlaka inanacaksınız. Ve le tansurunnehu, ona mutlaka yardım edeceksiniz. Muhammed Mustafa kasıt. Kale akrartum, böyle dedikten sonra Allah Celle Celaluhu, el akrartum, kabul ettiniz mi? Ve ahaztum ala zâlikum ısri, benim bu taahhüdümü üstünüze aldınız mı? Yükümü kabullendiniz mi? Ben teklif, bu ağır yük veriyorum size. Kabul ettiniz mi? Kalu akrarna, bütün peygamberler evet taahhüt ettik, kabul ettik dediler. Kale feşhedü ve ene maküm neşşahidin, öyleyse şahit olun, ben de sizin gibi şahidim. Mahşerde onun hesabını soracağım. Gerçekten mahşer, biz inanıyoruz. Kur'an'a göre insan öldükten sonra ahiret alemi var. Bütün insanlar, kainat bir gün yok olacak. Mahşer denilen bir yerde toplanacağız. Adem'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin sona ermesine, kıyamete kadar bütün insanlar hep birbirini görecekler. Öyle bir yer. Neresi bilmiyoruz. Ayetler var, hadisler var. Bütün peygamberler hesaba çekecek Peygamberimiz. Evet. Kur'an'da var bu. فَلَنَسْأَلَنَّ ursile اُرْسِلَ ve وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, hem peygamberleri hem de peygamber gönderen her kavim mutlaka mutlaka yemin ediyor Allah ki hesaba çekeceğim diye. Çekecek. Her peygamberi hesaba çekecek. Bu taahhüdünde durdun mu? Benim Habibimi söyledin mi? Bu ümmetinden böyle bir taahhüt aldın mı diye. Tabii peygamberimize böyle zamanında da işkence yapmışlar biliyorsunuz. Hakaret edenler olmuş. Kainatın hürmetini yaradığı peygambere, efendimize. Onlar tabii orada gerçeği görmüyor. Allah'ın huzurundalar. Artık kaçacak yeri yok. Yok yok yok. Söylemedi söylemedi. Bilseydik yapar mıydık böyle hiç? Haber verseydi yapmazdık bunları diye peygambere atacaklar suçları. Biz Peygamber Efendimiz haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Kur'an-ı Kerim'de ezkedelke cehennâki ümmeten vasatan litekûnü şüede alennâs. Bütün insanların şahidiyiz biz. Peygamberimiz entüm şühedâullâh fil arz. Yeryüzünde yaşayanlara siz şahitsiniz. Üç defa söylüyor. Müttefakun aleyh hadis, Buhari Müslim hadisi. Adem Aleyhisselam hesabı çekecek. Herkes inkar edecek. Onun devrinde başladı. Ateşe tapmak, puta tapmak. Onun devrinde daha. Söylemedi mi Adem size? Söylemedi. Duymadık, görmedik. Şahitlik getir diyecek. Mahkemede delil lazım. Bizi çağıracak. Adem Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. Sen Allah'ın oğluyum dedin. Hayır ya Rabbi, sen kalplerdeki Kur'an'da da var. Kalplerde olanı biliyorsun. Ben böyle bir şey söylesem bilirdin. Söylemedim. Onlar hayır duymadık. Bizi çağıracak. Delil olarak. Musa Aleyhisselam böyle çağıracak. Bizi çağıracak. Cenab-ı Hak bize diyecek ki, Musa sizden kaç bin sene evvel yaşadı? İsa kaç yüz sene evvel yaşadı? Adem kaç bin sene evvel yaşadı? Nereden gördünüz? Ya Rabbi, Habibine indirdiğin Kur'an'da bunlardan bahsettin sen. İşte bak, bunları okuyoruz, size duyuruyoruz ya. Hep vaizler bunları size duyurdular. Kur'an'ından biliyoruz. Bütün peygamberler görevini yaptı diye sen söylüyorsun. Oradan biz peygamberleri beraat ettireceğiz. Şahit olacağız. Ümmeti Muhammed'den olmak böyle faziletli bir şey. Adem Aleyhisselam gıpta ediyor Ümmet Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'den olsaydım çok isterdim diyor. O hesaptan korkuyor. Çünkü diyor ben bir
Allah'ın emrini çiğnedim diyor cennette. Cennetten hemen kovdu diyor. Attı yeryüzüne. Ondan sonra kendime geldim. Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlena ve terhamna lenekûnenne minel khâsirin. Ya Rabbi etme hava anamızla beraber. Ettiysek biz kendimize yazık ettik. Etme ya Rabbi. Sen bilsin ya Rabbi. Affet ya Rabbi de. Tefsirlerdeki bilgilere göre 300 sene kanlı gözyaşlarıyla tevbe ettiler. Ancak tevbeleri 300 küsür sene ne kadar uzun süre sonra kabul edildi de Arafat'ta buluştular. Diyor ki ümmeti Muhammed bir sürü şey yapıyor. Günah işliyor. Şöyle böyle yapıyor. Yine Allah kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Günah yerlerinde kendini yazık eden kullarım diyor. Atmıyor yahu diyor. Ben bir hata işledim diyor. Hemen cennetten kovdu diyor. Yeryüzünü indirdi. Ama ümmeti Muhammed'e o kadar sevgisi var ki Allah'ın. Tabi Muhammed Aleyhisselam dolayısıyla. Kullarım diyor. Atmıyor. Ve de benim gibi 300 sene ağlatmıyor onları. Mesela bir Kadir gecesine geliyor adam. Samimi olarak içinden kopup gelen böyle bir pişmanlıkla hüngür hüngür ağlıyor. Ben ya Rabbi sen bilirsin. Pişmanım diye bir gecede siliyor diyor. İşler bu kadar kolay diyor. Bu kadar kolay. Bunlar benim bile şahidim olacaklar. Bütün peygamber şahidi olacak. Ben de böyle bir ümmetten olmak isterim diye gıpta ediyor bize. Kendisi peygamber olduğu halde. Evet böyle bir ahit aldılar. Varaet ummu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi nakleden sahabinin sözü olabilir. Allah'ın Resulü'nün annesi gördü. Fî menâmihe rüyasında ennehu kharaca beyne ricleyhe siracun adaat lehu kusure şâmi. Kapış arasından bir nur çıktı. Şam saraylarını aydınlattı. Hadis bu. Evet. Bütün peygamberlerden Allah benim geleceğimi taahhüt duyurma şartını aldı onlardan. Benden de aldı. Meryem oğlu İsa da beni müjdeledi. Annem de böyle bir rüya gördü. Bütün her tarafı aydınlattı. Şimdi bu konuları açıklayacağız. Evet. Peygamberlerin taahhüt ettiğini Kur'an-ı Kerim'den size bir iki ayet okuyaraktan açıklamaya çalıştık. İsa Aleyhisselam müjdesi de yine Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade edildiğine göre size öğretecek, size hatırlatacak. Ondan sonra iyiliği öğretecek, din, diyaneti öğretecek, hakkı, hakikati öğretecek, gerçeğe sizi yönlendirecek diye İsa Aleyhisselam böyle söyledi kavmine. Ve beşşara bi İsa ibn Meryem'in anlamı bu. Şimdi Amine Hatun, Muhammed annesi, peygamberimizin annesi Amine Hatun, Zühre, Beni Zühre, Zühre oğullarının asil bir hanımı Amine Hatun, Vehb ibni Abdümenaf ibni Kâb ibni Lüeyyin kızı. Evet. Amine Hatun doğum sırasında doğuracağı zaman böyle bir rüya görmüş, bir nur çıkmış, burada ayaklarının arasından diyor, göbeğinden diye siyer kitaplarında siz okumuşsunuzdur. Bu Şam, Busra, Basra taraflarını o aydınlattı, doğuyu batıyı aydınlattı. Evet, öyle bunu naklediyor. Peygamberimiz de naklediyor bunu. Daha sonra annem böyle bir rüya gördü diye. Evet, bu şeyi başkaları da naklediyor. Mesela başkalarından Halid bin Said. O da görmüş. Zemzem kuyusunun olduğu yerden, bulunduğu yerden ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu eve Şirbi Ebi Talib'e yakın zaten peygamberimiz şey. Orada gördüm diyor. Abdülmuttalip kazmıştı diyor bu kuyuyu. O kazmıştı. Orada zemzem bulmuştu.
Oradan diyor böyle bir nur çıktığını ben de gördüm diyor. Bu zat o da diyor. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil yılında 571 miladi yılında fil yılında Rabul Evvel ayının 12. günü pazartesi sabaha karşı fecret isneyni pazartesi fecrinde sabaha karşı Şibi Ebi Talip dediğimiz şimdi kütüphane orası Safa Tepesi'nin Safa Tepe'nin Merve'ye doğru durarsanız Safa Tepe'nin onun sağ tarafında orada bir vadinin içinde kütüphane binası olarak koruyorlar. Ben görmedim ama kapalı oluyor zaten genellikle. Efendimizin doğduğu evi orijinal olarak duvarlarını koruyorlarmış. Duvarlarını koruyorlarmış. Orada doğdu Efendimiz. Mucizeler oldu. Şimdi pazartesi niye doğdu diyeceksin. Cuma en güzel gün değil mi? Peygamber niye en güzel günde doğmadı da pazartesi doğdu? Gümüşhanel Hazretleri diyor ki cuma günü değildi diyor. Haram aylarında da değildi. Haram ayları Recep mesela değil mi? Zilkade, Zilhicce. Bu aylarda da değildi. Neden? Cuma günü doğsaydı şerefini cuma günden aldı derlerdi. Haram aylarında doğsaydı haram ayların şerefli ayıza oradan aldı derlerdi dedirtmemek için onların dışında dünyaya geldi diyor. Sonra diyor bir de Medine'ye defnedildi diyor. Neden diyor? Mekke'ye defnedilseydi zaten Mekke'de doğdu. Mekke'de gömüldüğü için zaten Mekke'den aldı bu değerini derlerdi. Medine'de defnedildi Peygamberimiz. Allah rahmet eylesin Ali Ulvi hocamız. Çok güzel bir benzetme yapıyor. Tabii. Kabe niye kara donlu diyor şimdi. Kabe niye siyaha bürünmüş. Peygamberimiz Mekke'de doğdu. Medine'de vefat etti. Oraya gömüldü. Beni terk etti diye yasından siyah kırmış diyor. Güzel bir benzetme tabii. Peygamberimiz benden uzak kaldı diye. Siyahlara büründü diye söyler. Tabii başka alimler de söylüyor bunu. Böyle söylüyorlar. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in defnedildiği toprak, yeryüzünün en şerefli toprağı. Çünkü kainat peygamberimizin hürmetine yaratılmış. Onun için en değerli varlık Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa. Onun gömüldüğü toprak en değerli toprak. Ama onun gömüldüğü toprağın dışındaki arazilerin en güzeli Kabe ve etrafı Haram bölgesi. Haram bölgesi. Evet, şimdi bu rüya peygamberimizin peygamberliğinin dünyayı kaplayacağına işaret. Doğuyu batıyı, küfür karanlıklarının son bulacağına işaret. Sapıklıkların son bulacağına işaret. Peygamberimizin yeryüzü insanları tarafından bilineceğini, duyulacağını, onları nasipli olanlarına hidayet rehberi olacağına işaret. İşaret. Gerçekten doğduğu anda sanki yıldızlar neredeyse değeceklermiş. İnsanların başlarını öyle görmüşler insanlar. Anlatıyorlar yani. Öyle parlak ve yakın görmüşler. Bunu Tevrat'tan biliyorlar Yahudi alimleri. İncil'den biliyorlar Hristiyan alimleri. Bozulmamış İncil ve Tevrat'ta bu nitelikleri var. Mekke'de bir Yahudi alimi bu yıldızları görünce sabahleyin çıkıyor. Gece bu yıldızların parlaklığını görünce diyor ki ey Mekkeliler diyor sizden bir erkek çocuk dünyaya geldi mi? Evet diyorlar. Kim? Abdülmuttalib'in torunu oldu. Dedesi Abdülmuttalib, babası Abdullah doğmadan annesinin karnındayken vefat etti. Diyorlar ki Allah onun canını aldı. Çok seviyor peygamberi. Yetim büyütüp kendi büyütmek için terbiye etme. Böyle şeyler var, yorumlar var. Gidiyor bir bakıyor tam Tevrat'ta adam saçını yoluyor Yahudi alimi. Şeref bizden gitti, şeref bizden gitti diye tepiniyor.
Çünkü beni peygamberlerin hemen Kur'an'da geçen hepsi aşağı yukarı hepsi beni İsrail'den peygamber gelmek büyük şeref. Şeref bizden gitti diye saçını başını yalıyor. O andan itibaren onlar kendilerinden bekliyorlardı. Hatta Araplarla savaşlarında bunu Müslüman olmayan tarihçiler de yazıyor. Tarih profesörleri. Araplar yeniyormuş onları. Çünkü Yahudi ticaret erbabı. Parayı çok kazanmasını biliyor ama savaş etmesini bilemiyor. Çöl Arabı dayanıklı. Onlar yeniyormuş. Derlermiş ki Yahudiler, yakında bizden Ahmet gelecek. O hiç yenilmeyecek. O aziz olacak, dünyaya hakim olacak. Size göstereceğiz diye böyle yemin ederlermiş. Defterinizi döreceğiz diye. Kendilerinden geleceğini bilerekten. Fakat Peygamberimiz böyle Mekke'de İsmail Aleyhisselam'ın Arap Cürümi kabilesinden evlendiği hanımdan gelen sülaleden Arap'ım ben diyor. Kur'an'da da Arap diyor. Doğunca saçlarını başlarını yolmuşlar ve düşman olmuşlar Peygamberimize. Allah işte onu öyle diyor. Taahhüt etmişlerdi. Peygamberler söylediler ama bunları arkaya attılar, gizlediler. Alimler biliyor. Biliyorlar. Şimdi size bir daha arz edeyim yeri geldiği için. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir Safiye anamız. Harun aleyhisselam soyundan Yahudi. Hayber'in fethin daha evvel Medine'de onlar. Taahhütlerini anlaşmalı çiğnediler. Peygamberimiz sürdü onları Medine'den çıkardı. Şimdi hadis okuyacak. Arap Yarımadası'ndan Yahudiler çıkarın diyecek. Ama o zaman Medine'den sözleşmeyi çiğnedikleri için sürdü. Medine'ye gitti. Çocukluğunda büyük sülaleden, alim sülalesi, nüfuzlu sülale. Amcası çok severmiş onu. Babası da öyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya geldiğinde erkenden gitmişler. Herkes gibi amcamla babam da erkenden gittiler diyor. Akşama kadar peygamberimizin oturuşuna, kalkışına, şeklen, şımayına, konuşmalarına bakmışlar. Gece yarısı döndüler diyor. Amcam dışarıdan geldim, beni çok sevdiği için önce beni kucağına alır, öper, koklar. Gönlümü alır, sonra evine giderdi diyor. Yüzü diyor çok kırışıktı diyor, ekşimişti diyor. Canı sıkkın olduğu belliydi. Bana falan hiç dönüp bakmadan, iltifat etmeden ok gibi diyor bizim odaya girdi. Odanın bir köşesine babam oturdu, bir köşesine amcam oturdu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Bir süre sonra babam dedi ki, abi bu o mu? İşte alim, Yahudi alimi. Tevrat'ta ahir zamanı gelecek. Ahmet mi bu? Ta kendisi dedi babam, amcam diyor. Babam yine sordu. Peki abi şimdi ne yapacağız? Eskiden bir düşmandık, şimdi bin düşman olarak devam edeceğiz dedi diyor. Safiye anamız söylüyor. Kendi amcası babası hakkında. Evet. Yani bizden gelmedi diye o anda böyle oluyor ve burada da söylüyor ayet. Gizlediler diyor. Bazen işte para karşılığı ileri gelenlerin hatırına, bazen de bu haset damarları kabardığı için böyle oldu diyor. Kur'an-ı Kerim'de ve şimdi arz etmeye çalıştığımız hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu yerden kavmi tarafından sürüleceğini, suluk yeşillik Yesrib adı o zaman Medine değil, Yesrib'e sürgün edileceğini filan biliyorlardı. Hatta biliyorsunuz ilk vahiy geldiği zaman Peygamberimiz gelmiş Hatice anamızla evli o zaman. Hatice demiş, böyle böyle oldu, heyecanlı. Cebrail aleyhisselam görmek kolay mı? Hiçbir peygamber Cebrail aleyhisselam asıl hüviyetiyle görememiş, dayanamamış. Peygamberimiz bir Hira'da ilk görmüş, bir de Miraç'ta Sidri Müntaha'da görmüş, başka zaman görememiş. Ana hüviyetiyle ufku kaplayan kanatları vardı, öyle muhteşem muazzam bir melek. Sen olsan çoktan delirirsin, aklını kaçırırsın. Heyecanlanmış peygamberimiz. Böyle böyle oldu. Demiş ki muazzam kadın. Sen demiş Muhammedül Emin'sin.
açları doyurursun, dürüst adamsın, kimseye kötülük etmedin. Allah seni sever, korkma, hiç korkma demiş. O da zemmiluni, zemmiluni, beni ört, beni ört. Böyle heyecanlı. Ondan sonra gitmiş amcası Varaka'ya, alim, Hristiyan alimi. Böyle 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 demiş. Kuddus, Kuddus, Kuddus. O gelen diyor Cibril. İsa'ya da geldi, Musa'ya da geldi. Ah yaşım 90. Genç olsaydım Muhammed'i kavmi bu şehirden sürdüğü zaman ona işkence yapmak istediklerinde ona yardım etseydim. Hatice anamız diyor ki benim kocam iyi adam, kimseye kötülük etmedi ki, niye sürsünler? Sen öyle de diyor. Bu kavmin ona çok işkence yapmaya çalışacaklar. Ben bu Medine'ye Mekke'den çıkaracaklar diye o Tevrat, İncil'den biliyor. Varaka alim adam. Evet, bu, bunlar hepsi yazılı. Peygamberimiz de bunları bize haber veriyor. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu doğum gününde, doğum gününde işte İran saraylarının, ki Mecusi İranlılar, kuleleri, burçları yıkılmış. Sava Nehri kurumuş. Nehirler taşmış. Ben gittim İran'a, ateşkedeleri yerlerini gezdim. Taptıkları ateş, hiç sönmeyen ateşe tapıyorlar Mecusiler. Oralara gittim araştırmak için, gördüm. Ateşler, bin yıldır sönmeyen ateşler sönmüş o anda, doğum anında. Herkes irkilmiş, bir şeyler oluyor diye. Oluyor. Kainatın efendisi yeryüzüne geldi. Artık mecusilik, şunluk, bunluk, sapıklık, küfür kalmayacak. Devir Muhammed Mustafa'nın devri. Onu bunlar gösteriyor. Onları bunlar gösteriyor. Böyle mucizelerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya şeref vermişler. Göbeği kesik doğmuş. Göbeği kesik doğmuş. Her şeyi Allah, kimse ona emanet etmemiş. Bu da bir mucize. Ondan sonra şehadet parmağım doğduğu zaman baş parmağımla şehadet kelimesini ifade etmiş. Hep hayret etmişler. Evin içinde diyorlar bir nur vardı. Hizmet edenler, ebelik yapan kadınlar anlatıyor bunları. Karaltılar gördük, ışıklar gördük. Melekler var çünkü. Süleyman Çelebi de anlatıyor bunları. Böyle muazzam mucizelerle Peygamberimiz yeryüzünde dünyaya şeref verdi. Efendimiz de onu bize haber veriyor. Hadis-i şerifi Taberani, Ebu Nuaym, Ebu Meryem el-Gassani'den, İbn-i Sa'd, Ebu Umame'den naklediyorlar hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Bu doğum günü mevlid olarak bilhassa bizim milletimiz tarafından yaygın biçimde ta asırlardan beri gökbörü, ilk defa gökbörü bu Mevlid Kandili devlet olarak kutlamaya başlamış. Osmanlılar zamanında da devlet olarak Mevlid Kandillerinde merasimler icra edilirmiş. Halkımız şimdi bu geleneği devam ettiriyor. Bu boşuna değil, güzel bir şey. Güzel bir şey. Çünkü şöyle olay var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününde camilere gitmenin, şenlik yapmanın, Allah'a dua etmenin faydalı olacağına dair şöyle bir olay var. Şimdi Peygamberimiz böyle bir geniş bir sülaleden, eşraftan bir ailenin çocuğu. Dünyaya şeref verdiğinde Ebu Leheb dahi adam, dahi adam, o da çok zeki. Oğlan çok kıymetli Araplarda. Şimdi de öyledir ya. Allah halbuki hayırlı evlat versin herkese. Hayırlısı iyidir. Oğlan kız değil de hayırlısı iyidir. Müjdelemeye gitmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sülalemizde doğdu diye Ebu Leheb, kıyamete kadar lanet okuduğumuz, Kur'an'da lanet edilen tebbet yede diye Ebu Leheb sevincinden şeker dağıtmış. Çocuklara, çoluk çocuklara sevincinden o cehennemdeki Ebu Leheb, ki Kur'an'da cehennemlik olduğu kesin, pazartesi günü dağıttı ya bunu. Benim Habibimin dünyaya şeref verdiğinde şenlik etti,
fakir fukaraya şeker dağıttı, yiyecek dağıttı diye pazartesi günü azabı hafifletilirmiş. Şimdi Allah düşmanı peygamberin doğduğu gün şenlik etti, hayır hesenat etti diye azabı hafiflerse, Allah'a inanan, Muhammed Mustafa'ya inanan bir mümin peygamberin doğum gününde camiyi doldurur da ya Rabbi dese hiç hayır mı der Allah? Onun için bu millet akıllı millet, Mevlid kandillerinde camiyi dolduruyor. Siz de doldurun. Çoluk çocuğunuza bunu aşılayın. Camilere koşun. Çünkü Allah Habibini çok seviyor. Ona sevgisinden dolayı onun doğum gününde kendini yalvaran, camileri şenlendirenleri de tabii günahlarını affedecek.